Ataşehir Belediyesi vaat belediyeciliği yapıyor. Sadece vaat ama. Ataşehir Belediyesi sadece çöpü toplamak ve ufak tefek birkaç parkı yapmaktan maalesef öteye gidemedi. Ataşehir 12 yılını kaybetti. Ataşehir'de Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Battal İlgezdi belediye başkanı seçildi ve ilçenin ilk belediye başkanı oldu. İlgezdi her seçim dönemi projeleriyle seçmenden oy istedi. 3 dönemde başkan seçildi. İlgezdi'nin ilçeyi refaha kavuşturacak vaat ettiği projelerse kitapçık üzerinde kaldı. Kültür sanat merkezleri sözü verdi, yapılamadı. Okul yapılacak okul alanı yok. Ulaşımla alakalı akslar birbirleriyle birleşmesi lazım. Ataşehir'in bir şehir merkezinin olması lazım. Ataşehir'in bir meydanının olması lazım. Bunlar da yok. Meydan sözü var, yok. Yeşil alan sözü var, yok. Kültür sanat merkezleri sözü var, yok. Spor alanları, açık kapalı spor tesisleri sözleri var. Yok, 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 yok. Maalesef Ataşehir bu yönüyle 12 yılını kaybetmiş durumda. Şu anda Ataşehir'in en önde gelen problemlerinden birisi de ulaşım. Bir mahalleden bir mahalleye en az 3 araçla ulaşma şansınız var. Belediye başkanı da zaten hizmet anlamındaki vizyonunu bir mahallemizdeki şu ifadesiyle beyan etmiştir. Yani çöpünüzü alıyorum, daha ne istiyorsunuz gibi bir ifadeyi kullanan belediye başkanı açıkçası hizmet anlamındaki bakışını da Ataşehirli'ye direkt kendi ağzından ifade etmiştir. Demek ki şunu anlıyoruz, yaptığı vaat çöp toplamak, yani yapabildiği belediyecilik adına çöp toplamak ve asfalt dökmek. Ataşehir'in aslında cezalandırılması gibi bir durum söz konusu burada gördüğümüz. Belediye başkanı her dönem seçimlerde ciddi vaatlerde bulunuyor. Ama bu vaatlerin hiçbirini maalesef hayata geçiremiyor. Bundan sonraki bu tabloyla da geçirmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Üzülerek bunu söylüyorum. Yani Ataşehir Belediyesi aslında hep topu taça atıyor. 2009 yılında vaatlerinde vaatlerle yola çıktı, seçimi kazandı. Sonrasında faaliyet raporlarına, bütçelerine, performans programlarına bu vaatlerini yeniledi. Ancak faaliyet raporlarında gerçekleşmeler hep sıfırdı. 2014 yılında aynı vaatleri güncellemek suretiyle yine seçim vaatlerine koydu. 2019 yılında keza aynı vaatleri yine seçim vaatleri içerisine koydu. Ancak faaliyet raporlarına geldiğinde bunların gerçekleşmelerinin sıfır olduğunu gördük. Ataşehir'in en büyük sorunlarından biri ise imar. Öncelikli olarak imar planlarının hazırlanması gerekirdi. Buna verilen sözler var. Halen 2021 senesindeyiz. Ataşehir'de imar problemi var. İmarı olmayan mahalleler var. Mülkiyet problemi olan mahallelerimiz var. Bunun en bariz örneği Ataşehir'in uç noktası olan Feratpaşa bölgesi tamamen bu kaçak yapılaşmaya yönlendirilmekte. İmarsızlıktan dolayı, plansızlıktan dolayı ve bu kaçak yapılaşma ile birlikte de vatandaş yarın bir gün devlette karşı karşıya kalmak zorunda bırakılmaktadır. Sorumlusu da İlçe Belediyesi'dir maalesef. Vatandaş diyor ki, evet 12 yıl önce söz verdiğiniz imarlarımız nerede? İçerenköy Mahallesi, Aşık Veysel Mustafa Kemal Mahallesi, Yeni Çamlıca Mevlana Mimar Sinan, Ferhatpaşa Mahalleleri şu an ayakta, teyakkuzda. 3 mahallenin mülkiyet problemi var, senelerdir duruyor, 12 senedir. Çözülememiş. Vaat belediyeciliği dedik ya, yani gerçekleşme ve yerine getirme değil. Vaatlerini sır gibi saklıyorlar, gerçekleştirmiyorlar ki bir sonraki seçimde de vaat edecek bir şeyleri kalsın. Gerektiği gibi yönetilemeyen Ataşehir, yıllar içinde boş batağına saplandı. 2010 yılında 10 milyon bütçe fazlası veren bir belediye, bugün net borcu 630 milyon. 2020'nin kesinleşmiş hesaplarına göre 630 milyon lira borcu var. Ancak burada müteahhit firmalara ödenecek rakamlar, hak edişleri yapılmış ödenmeyen rakamlar ve açık hesaplarla bakıldığı zaman yaklaşık 1 milyar lira civarında Ataşehir Belediyesi'nin borcu var. Bir borç batağı. Bu şu demektir, bugün itibariyle doğan her çocuk Ataşehir'de, Ataşehir Belediye Başkanı ve ekibi sayesinde borçlu doğuyor. Neredeyse 2000 liraya yakın her Ataşehir'deki her vatandaşın 2000 liraya yakın borcu var bugün itibariyle. Ataşehir Belediyesi halka sunacağı hizmetler için kullanması gereken binaları inşa etmektense bunları son 12 yılda açıkçası kiralama yöntemiyle, hatta yüksek kira bedelleriyle kiralama yöntemiyle halkın hizmetine sunmaya çalıştı. Bu aslında bunu ifade ettik. Denetim kurulu raporlarında da bunu ifade ettik. Burada her yıl yaklaşık
5 milyon liralık bir kiralama ücreti bu binalara, bu 14 binayı ödemek zorunda bırakılıyor Ataşehir halkı. 17 aylık araç kiralama bedeli, 17 aylık, şu anda da yeni ihaleye çıkacaklar, 70 milyon lira. Geçmişte bir önceki dönem Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük iftiralar atıldı. Ancak Ataşehir Belediyesi'nin 17 aylık araç kiralama bedeli 70 milyon lira. Bunu halkımızın bilmesi lazım. Ataşehir'in geleceği maalesef karartıldı. Biz de Ataşehir halkına diyoruz ki bekleyin 2023-2024.